Evet, ben de merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum. Ee, ben e, iki e, proje anlatacağım Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin. Eğitimde eşitsizliğe bir nebze e, dokunan ama e, sunuma geçmeden önce... Ben Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Kütüphane günlerine bizi davet ettikleri için, Çağdaş Eğitim Kooperatifini davet ettikleri için belediyeye ve sevgili Dilber Koç Hanımefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bize bu olana verdikleri için. Evet ben iki projemize geçmeden önce bu iki projemizi bünyesinde barındıran Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nden biraz söz etmek istiyorum. Çok kısa Çağdaş Eğitim Kooperatifi 1995 yılında o dönemin konjöktüründe Atatürk ilke ve devrimleri ile layık cumhuriyetten biraz daha uzaklaşıldığı Anayasanın e, temel milli Eğitim temel Yasası ve Öğretim Birliği yasasının göz ardı edildiği çağdışı eğitimi ve kursların çoğaldığı gibi olumsuz eğitimin olumsuz koşullarını gören 23 e, Bursa'lı aydın e, Çağdaş Eğitim e, kooperatifini, e, kurmaya e, karar vermişler Güç birliği oluşturmuşlar ve kurmuşlar Aslında e, ne olacak bu, mem bu memleketin hali dememişler e, Yapılmalı dememişler Yapmalıyız demişler Ve güç birliği e, oluşturarak e, Çağdaş Eğitim Kooperatifini kurmuş 23 Bursalı Aydın Tabii e, Türkiye'nin Çağdaş Eğitim Kooperatifi Türkiye'nin ilk eğitim kooperatifi ee, ilk ve tek eğitim kooperatifi İlk olması çok güzel ama tek olması şu andaki geldiğimiz noktaya baktığımız zaman çok da güzel değil çok daha fazla olması sanıyorum ki aydınlıktan yana olan herkesin gönlünden geçendir ee, neden kooperatif seçilmiş demokratik e, işleyişinden dolayı kooperatif seçilmiş o dönemde e, bu 23 e, kurucu üye bayağı bir araştırma yapmışlar, e, inceleme yapmışlar, hatta yurt dışında da yapmışlar. E, i̇ki yılda bir genel kurulunun olması, işleyişinin demokratik olmasından dolayı e, kooperatif modelini seçmişler. E, umarım ki bu kooperatif modeli Türkiye'nin 81 ilinde de e, gelişir, büyür. Şu anda dört tane e, oluşum tamamlanmış durumda. Çanakkale'de e, Mersin'de e, ve İzmir'de Çağdaş Eğitim Kooperatifi kurulmuştur. Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifinden bağımsız. Ancak hep öyle olur ya bir şeyin bir aile büyüğü vardır, anası vardır. Bütün sözleşmeler, bizim yaptığımız uygulamalar, ana sözleşmesi ne Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Bursa'daki örgütlenmesi başkanlarımız bütün bunlara oradaki kuruluşlara destek oluyorlar. En azından dört tanesi şu anda faal çalışmalarına devam ediyor. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin e, şu anda 1800 e, ortağı var. Biz üye demiyoruz çünkü Çağdaş Eğitim Ko Kooperatifi e üye değil, ortaklık, e, ortak olmak söz konusu. E, 248 tane de şu anda çalışanı var. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin bir e, farklılığı da, e, en büyük farklılığı da... E, İmece kültürünün yoğun geleneklerimizde var olan, kültürümüzde var olan e, İmece kültürünün e, Çağdaş Eğitim Kooperatifinde şu anda bile çok yoğun hayat buluyor olmasıdır. E, bu İmece kültürünün yoğun yaşandığı Çağdaş Eğitim Kooperatifinin e, varlıkları, e, 3 Mart Beşevler Anaokulu, 3 Mart Azizoğlu İlkokulu, 3 Mart Ortaokulu, 3 Mart ee, Ulviye Ziya Gökalp Anadolu Lisesi, 3 Mart Halil Güleş Fen Lisesi, Güler Osman Kösoğlu Orta öğren Öğretim Öğrenci Yurdu, Görüklü yük, e, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu. Ee, dikkatinizi çekmiştir. Bütün okullarının önünde bir soyadı ya da isim vardır. İşte İmece geleneğinin çok somutlaşmış bir örneğini burada görüyoruz. Bursalı yine hepsi hayırseverler. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ne yaptıkları bağış ve katkılardan sonra kooperatif yönetimi de kurumlarına onların isimlerini vererek yaşatmaktadır. Ee, öğrenci sayımız 1740 yani kooperatif e, bünyesindeki kurumlardaki öğretim sayısı 1740 Bu arada yine belki bir şey dikkatinizi çekmiştir 3 Mart bütün kurumlarının önünde 3 Mart e, var. Ee, 3 Mart ismini 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 3 e, Devrim yasasından biri olan TVD Tedirsat öğretim Birliği yasasından almıştır ÇağdaŞ eğitim kooperatifte her açtığı yeni bir kuruma mutlaka başına 3 Mart ke şeyini ekliyor e, bu e, az önce bunları sayarken çok büyük katkılar ama bütün kurumun, Kurumlarının, var olan kurumlarının e, büyük, küçük hepsinde kurum ve kuruluşların katkıları vardır. Gerçekten bazen insan şöyle düşünüyor. İzmir, Mersin baktığımız zaman Bursa'dan çok daha farklı toplumsal kesimlere sahip olmasına rağmen böyle bir oluşumu Bursa'da hayata geçirmek ve 26 yıldır bunu devam ettirmek e, yönünde Bursa kamuoyuna da Kurucular tabii ki e, başta olmak üzere Bursa kamuoyuna da teşekkürü bir borç biliyoruz. Hala e, diğer illerde bizim gözümüzde toplumsal kesim anlamında farklı gördüğümüz illerde henüz böyle oluşumlar yok ne yazık ki. Evet, e, gelirleri nereden Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin? Eğitim kurumları ve yüksek öğrenim öğrenci yurdu, aynı ve nakdi bağışlar az önce söyledim. Bunlar çok önemli. Burslar, şu anda kurumlarında, eğitim kurumlarında yüzde 35 öğrenci, yüzde 35'i burslu okumaktadır. Çelenk hizmeti vardır. Gelir getirici birimleri vardır. Kafeteryası, kültür merkezi'nin kiraları gelirleridir. Bir de ortaklık e, aidat e, çok kullanmıyoruz ama e, ortaklık üye giriş e, ücreti vardır. Bunlar gelirleri tabii bir de aynı ve nakdi bağışları bulunmaktadır. Bunları e, nerede kullanıyor, nasıl kullanılıyor, elde edilen artı değerler? Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin tabii ki en büyük e, farklılığı e, kooperatif eğitim e, kooperatif e, modeli olmasının getirdiği en önemli özellik diğer kooperatiflerden eğitim kooperatif olması bir ilk olması ikincisi e, 26 yıldır yönetim kurullarında denetim kurullarında ve diğer kurullarda ayrıntıya girmeyeceğim çok farklı kurulları da vardır bu kurullarda görev yapan e, kişiler e, tamamen gönüllülük üzerine e, görev yaparlar e, ve hiçbir isim e, altında da ücret almazlar. E, bakınca insan e, gerçekten işleyişin çok içinde olduğum için. Ee, çok saygın bir e, kuruluş. Ben 7-24 e, yönetim kurullarında e, 10 yıldır, e, 11 yıldır e, çalışıyorum. 7-24 çalışan yönetim kurulu e, ve diğer kurullardaki üyeleri biliyorum. Bu da tabii ki aydınlık e, yarınları yaratmada hepimizin bir nebze de olsa görevi. Artı değerlerin harcandığı kalemler orada da görüyorsunuz. En büyük harcandığı kalemler sosyal sorumluluk projeleri. Birazdan iki tanesinden bahsedeceğim zaten. İkinci harcanan kalemler çalışanlarına, 248 çalışanı var demiştim az önce, daha iyi yaşamsal olanakların sunulması. Eğitim kurumlarındaki öğrencilerine daha fazla burs verilmesi ki ben başladığımda burs oranı yüzde on civarıydı. Her yıl bu artarak bugün yüzde kırkları varan çocuklarımıza burs verilmektedir. ve de yeni yatırımlar, eğitim adına yapılan yeni yatırımlar. Böylece e, kısaca bahsettikten sonra zaten e, adresine Çağdaş Eğitim Kooperatifi Google'dan diye girdi girdiğiniz zaman da orada e, kooperatif hakkındaki her türlü ayrıntı, bilgiye herkes ulaşabilir. E, şu anda... Çağdaş Eğitim Kooperatifinin bünyesinde dört tane, zaten bana göre kendisi sosyal sorumluluk projesi gibi algılarım ben hep. Ama bünyesinde dört tane farklı sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir şu anda. Ben bugün sizlerle eğitimdeki eşitsizliğe bir nebzede dokunan iki projeden bahsedeceğim. Bir tanesi kır çiçekleri kır çiçeklerinden sonra da çekimece, çekmece dediğimiz diğer ikinci projesinden bahsedeceğim. Bu kır çiçeklerimiz. Evet ben onun e, bunu şu andaki konuklarımızın hepsi biliyor. E, anayasa'nın 42. maddesinde böyle der. Böyle der de ben e, öğretmenliğe başladığımda eğitimdeki işsizlik vardı. E, aradan 40 yıl geçti eğitimdeki eşitsizlik bırakın e, mesafeyi daraltmayı belki 100 katı daha fazla e, artarak devam etti. Ama hiçbir zaman o zamanda biz farklı şeyler için mücadele ediyorduk eğitimdeki eşitsizliği gidermek adına e, o günden bugüne ben hala umutlarımı yitirmedim. Çünkü her seferinde e, umudumuzu diri tutacak güzel e, çalışmalar oluyor, güzel etkinlikler oluyor. E, bu da e, bizi umutsuzluğa yol e, açmaması gerekiyor hiçbirimizin. Bu e, Çağdaş Eğitim Kooperatifi e, 25 Temmuz 1995 yılında kuruldu demiştik az önce. Kurucular... Başka bir geleceği olanaklı kılma adına inançlarını, umutlarını, hayallerini yanına alarak başlattıkları yürüyüşte bir tek hedefleri vardı. Çocuklarımızı mutlu bir geleceğe taşımak, eğitimde fırsat eşitliğine kavuşmaları için olanca güçleriyle gücümüzle çalışmaktı. Bu eğitimin bir güç olduğunu, hak olduğunu, bir çocuğun değişmesiyle ülkenin değişebileceğini ee, onlar çok iyi biliyorlardı. Onun için zaten böyle bir e, projeyi başlattılar. 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında Kır Çiçekleri Okusun diye projelerini e, başlattılar. Projesi başladı. E, o, bu proje... E, bunları da geçiyorum. Bunlar e, bilgileri sizler de biliyorsunuz bunlar bir araştırma. Bundan önceki konuşmacıların da e, bu konularla ilgili istatistik verileri e, söylemişlerdir. Bu projeyi başlatırken tabii ki kır çiçekleri Türkiye'nin birçok bölgesinde e, toplanmamış, açıp solan bir e, kendiliğinden açıp solan Hasan Ali Yücel'in deyimiyle e, binlerce değil, milyonlarca kır çiçeği vardı. Ama tabii ki çok uzaklara gitmeye de gerek yok diye düşünerek e, Bursa bölgesinden e, kır çiçeklerimizi öncelikle bu projenin içine dahil etmeyi e, etmeyi düşünmüşler. E, adı da zaten e, projenin de kır çiçekleri, dram ve öyküleri farklı kaderleri ortak olan kızlarımızı sevgiyle kucaklayıp bilgiyle donatıyor Çağda, çağdaş bir yaşam olanağı sunuyoruz. Bu kır çiçeklerimiz şu anda Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin özücede Güler Osman Kösoğlu kız öğrenci yurdunda tamamen bütün barınma, yemek, kitap, kırtasiye, sosyal kültürel etkinlikler, geziler aklınıza ne gelebiliyorsa hepsini Çağdaş Eğitim Kooperatifi karşılıyor. Bir onları yakından tanıyabilseniz ilk birazdan fotoğraflarda göreceksiniz zaten bunları hem hayata hazırlamak hem de üniversiteye hazırlamak adına yine imece usulü paydaşlarıyla onların sosyalleşmesi adına gönüllü öğretmenlerimizin sayesinde de onları üniversiteye ve hayata hazırlıyor hazırlıyoruz. Belki içinizde onlara gönüllü öğretmenlik yapanlar da vardır, bilemiyorum. O kadar çok emekli öğretmen arkadaşlarımız onlara belli konularda eğitim veriyorlar ki i̇şte Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 2001 yılında, 2001-2002 öğretim yılında projeye başlandıktan sonra 2003-2004 yılında da mezun vermeye başladı. Yani biz kızlarımızı e, bu e, birazdan istatistik verileri de gene sunacağım e, Yurdumuzda Barındırdıktan sonra onları zaten Üniversiteye hazırlıyoruz demiştik bir de hayata Hazırlıyoruz yani barındırdığımız Liseyi bitiren kızlarımızın hepsi Yüzde yüzü üniversiteye gidecek diye Bir e, durum söz konusu değil e, İş hayatına atılmak Durumunda olanlar var üniversiteye Gidenler var ama Hayata e, atılanlar da Üniversiteye gidenler de Birçok ee, var olan eksikliklerini gidererek gerçekten ayakları üzerine basan birer genç kız olarak bu kurumdan e, mezun oluyorlar. Bugüne kadar e, 303 kır e, çiçeğimizi e, sosyal ve çağdaş yaşamın bir parçası oldu. Yani 303 kır çiçeğimiz bu kurumdan mezun oldu. Şu anda devam edenler hariç. Bu sayı e, yetersiz elbette. Daha e, toplanmayı bekleyen e, kır çiçeklerimiz çok fazla. Ama bu şeyin e, LGS sisteminin değişmesinden sonra biraz e, barınma konusunda e, sıkıntılar yaşan, yaşanıyor. Neden? Çünkü bu LGS sistemi yani ortaokuldan liseye geçişte Adrese dayalı bir sistem getirdikleri için, eğitimle ilgili olanlar bilirler, adrese dayalı bir sistem getirdikleri için kızlarımız işte Orhaneli'de, Büyük Orhan'da herhangi bir zaten orta ortaokulu çok büyük eğitim olanaklarıyla tamamlamamadıkları için, eğitim anlamında eksiklikleri olduğu için burada bir Bursa Anadolu Lisesi'ni yazsa da kazanamıyor. Kazanamayınca da ya da bir başka puanla alan liseleri kazanamayınca da devlet onu adrese dayalı sisteme göre yerleştiriyor. Adrese dayalı sisteme göre yerleştirdiği zaman da büyük oranda oturduğu, ikamet ettiği en yakın okul neresiyse mecburen oraya yerleştiriyor. Dolayısıyla kapasitemiz 81 ancak bu son birkaç yıldır 81 kapasiteyi tam olarak dolduramıyoruz. Ee, burada dağılımları görüyorsunuz. Ee, ben onları buradan e, gördüğünüz gibi e, en büyük e, Bursa'nın tüm ilçelerinde var. E, Orhaneli ilçesinden daha fazla, Nilüfer'den var, Keles'ten, Karacabey'den hepsi orada yazılı zaten. Bir de e, sadece Bursa ilçeleriyle de sınırlı değil. Diğer illerden de gelen öğrenci kır çiçeklerimiz var. Burada bir yakını var. Yakını burada olduğu için buradaki bir okulu tercih ediyor. Kazanıyor. Kazandıktan sonra da bize başvuruyorlar. Biz de onları bünyemizde barındırıyoruz. Bu kır çiçeklerimizi yurdumuza alırken muhtarlıklarla, milli eğitim müdürlükleriyle, köydeki öğretmenlerle, e, iletişim kurarak e, bulmaya çalışıyoruz. Hatta çevremize de e, her zaman söylüyoruz. E, böyle barın orta öğretimde okuma ihtiyacı e, olup da okuyamayan, ekonomik anlamda yetersiz olan kızlarımızı bizim e, yurtlarımıza yönlendirebilirsiniz diyoruz. Evet, şu ana kadar istatistik verimizden verilerimize baktığımızda yüzde %85 85'i bu kızlarımızın üniversitede okumakta eğitimine şu anda devam edenler hariç yüzde 74'ü de iş hayatına atılmıştır. Kooperatifin bir e, misyonu da bu kızlarımız üniversiteyi bitirdikten sonra e, kendi kurumlarında, eğitim kurumlarında, yurtlarında bunlara iş istah, istihdamı sağlayacak bir e, birim bölüm varsa e, onları önce kendi bünyesine alıyor. Şu anda e, beş tane e, bir de bir başka yine kendi kurumumuzda altı tane Kır çiçeğimiz kendi kurumlarımızda e, çalışıyor. E, onun dışında yine onların iş olanaklarını sağlamak için çevresini yönetim kurulunda, denetim kurulunda böyle sizler gibi e, çevre e, bilenler bize de müracaat ediyorlar. İşte şu bölümden mezun kır çiçeği varsa istihdam edebiliriz gibi böylece onların iş olanağı bulmasına da e, destek veriyoruz. Evet, bunları tek tek okumayacağım. Az önce zaten e, kuruluş amacından, kuruluş felsefesinden, Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin e, kuruş, kuruluş felsefesinden bahsederken, e, laiklik ilkesinden, bilimsel eğitimden, e, çevre, e, buradaki yaza, e, yazılan tüm bu aydın bireyler oluşturmada olması gereken tüm bunların hepsini Kır çiçeklerimize vermeye özen gösteriyoruz, vermeye çalışıyoruz. Burada e, yine Özcüce'deki e, bin, e, binamız, Güler Osman Kösoğlu Kız Öğrenci Yurdumuz, Kütüphanesi öğrencilerimizin. E, burada, e, burası çocuklarımızın e, gece konakladığı odaları. İki kişilik, tek kişilik gibi e, konaklama odalarımız vardır. Bunlar çocuklarımızın yemekhanesi. İşte e, gerçekten e, bizim kurumlarımızdaki öğretmenlerimiz de onlara gönüllü öğretmenlik yaparlar. Özellikle yabancı dil e, ve sanat anlamında işte müzik, e, resim, beden eğitimi, halk oyunları, modern dans e, ...gitar, keman gibi... ...onların istek ve arzuları doğrultusunda... ...kabiliyetleri doğrultusunda... ...ne e, arzu ediliyorsa... ...hangi e, branşta ihtiyaç varsa... ...kendi öğretmenlerimiz... ...ve dışarıdan gönüllü öğretmenlerle... ...bu çocuklarımıza... ...bu eğitimleri de veriyoruz. Bu da yine kır Ben ilk sözün başına e, söylerken... ...onları o kapıdan içeri girerken... E, gören bir kişi olarak söylüyorum. Hepsi köylerden gelmiş, ürkek, korkak, e, ne yapacağını bilmiyor. E, Bursa'nın köyü diyoruz. Onun için çok uzaklara gitmeye gerek yok dedik gene e, sözümün şey sunuya başlarken. Daha e, büyük Orhanda ya da Orhaneli'de ya da Nilüfer'in bir köyünde. Ee, Bursaya gelmemiş, sinema görmemiş, tiyatro görmemiş ki tabii ki hiçbirini göremez. Ee, kızlarımız var. Daha ee, cesaret konuşma konusunda ee, bunların hiçbiri kendisinde özgüveni olmadığı için te e, yapamayan kızlarımız vardı. Ulvi hocam bir şey anlatmıştı. Kızlarımızın birine soruyor ki Ulvi Özer bizim ee, kurucu temsilcimiz, profesör doktor. E, Kızım diyor, sen diyor e, ne kazandın diyor, ne oldu? Bu çok küçük bir anekdot. E, diyor ki hocam diyor, ben diyor kahvenin önünden diyor üç defa diyor öteki tarafa geçtim. Oradan da döndüm, e, bu tarafa geçtim. Oradaki kendisine gelen o cesareti anlatmaya çalışıyor. Bunların hepsi kızlarımız için bir kazançtır, yarınları için. Bunlar da yine kır çiçeklerimiz. Burada tabii... E, Biraz daha e, sunu hazırlarken izleyicilere e, destek anlamında birkaç e, kelimemiz var. Bunlar yine bir etkinlikte kızlarımızın. Bunlar yine e, kızlarımız, gülüşlerinden belli. Yurdun kapısında yine kızlarımız. Köylerden resimleri var mı? Köylerden resimleri videomuz var. O videoyu çok uzun olduğu için... Burada izletmek biraz zaman alacaktı. Tabii ki kır çiçeklerimizin geldikleri bölgelerdeki bundan önceki yaşamlarına ait videoları var. Ancak ben sadece bu görselleri getirdim. Bunlar yine bir çalışma esnasında. Bunlar yine kır çiçeklerimiz. Kendi yaptıkları tablolar bu arada. Bunlar da destek olmak isteyenler için. Evet hesap numaraları. Evet, şöyle bitireyim kır çiçekleri ile ilgili e, sunumuzu. Bir dakika değişmeyin, unutmayın bir çocuk bir umuttur. Bunu zaten burada olan hepimiz çok iyi bilen kişileriz. Evet, kır çiçekleri projemiz böyle. Bununla ilgili e, sorular var mı bilmiyorum. Öyle mi gidiyoruz? Onu da bilemiyorum. Tabii.

Değişmişse onu bildirmeniz gerekir. Bir ikincisi tüzel kişi olarak mı üye oldunuz onu bilmiyorum. Çünkü ortaklık, e, ortak, ortak olabilmek için form var. O form dolduruluyor. Doldurdunuz. O zaman yani onu e, tüzel kişi olarak olmuşsunuzdur. İsterseniz e, benim telefon numaramı e, paylaşırım. E, bir yetkili kişiyle o e, resmi boyutunu görüşmekte yarar var. en sona alalım. Çünkü yayını düzenlerken bu akışın öyle olması gerekiyor. Tamam. teknik arkadaşlar. Eee hoşgörüyle sığınarak sorularınızı sona saklamanız. Ya olur. da şöyle olabilir. Hocam, Biraz daha kişisel olduğu için toplantının sonunda da eee bunları yapabiliriz. Toplantının sonunda alacağız. Hızlı 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 geçeceğim. Hızlı geçeceğim. Hocam, evet. Hocam evet. Kırçiçekli çekimece projemize geçeyim. Ee, geçelim ben buradan geçeyim ben e, bunu o zaman e, oraya bakmadan anlatayım daha hızlı olsun e, zamandan da tasarruf edelim Çek İmece e projemiz var bu da yine 3 e, Mart Eğitim Kurumları e, öğretmenlerinin e, ürettiği bir projedir bu projede Çek İmece e, Çek Çağdaş Eğitim Kooperatifini e, temsil eder. İmece de bizim yine Çağdaş Eğitim Kooperatifinde olduğu gibi e, imece kültürünün bir yansımasıdır. Bir de çekmece diye tabir ederiz bu projeyi. Çekimece, çekmece. Çekmecede birçok çekmecesi var bu projenin. Bu çekmeceye ee, öğretmenler, çocuklar hayallerini, fiziksel e, donanımları, atölyeleri ne koyuyorsa bu çekmecenin içine doldurmak üzere bu çekmece projesini e, başlattık. Ne zaman başlattık? E, 2015 yılında çekmece projesini başlattık. E, bu çekmecenin içindekiler. Amacımız şuydu. Biz... E, Eğitim kurumlarındaki öğretmenler olarak çocuklarımızın şu andaki e, sahip olduğu olanakları köylerimizdeki çocuklarımız böyle bir olanaklara Bursa'nın e, çok yakınında da olsa sahip değiller. Biz bu olanakları o köy çocuklarına da götürelim. E, nasıl götürebiliriz? Amacımız iki amacımız vardı. Bir onlara eğitim olanaklarını sunmak. İkincisi de eğitim olanaklarının yanında e, fiziksel donanımları anlamında eksiklikleri varsa onları da gidermek. E, bu e, projeye başlarken her yıl e, bünyemize bir köy alacaktık. İlk müşküle e, izlik müşküle köyüyle başladık. O yıl müşküle köyüne e, bütün öğretmenlerimiz, e ee, bilirsiniz programlar olur. Okul içinde gönüllü öğretmenler 2 e, saat dersi var. 3 3 4 saati boş, 5 6'sı dolu. O 2 saatlik dilimde o köy okuluna gidiyor, bir müzik atölyesi yapıyor. Bir başka branş öğretmenimiz ertesi gün fen bilgisi dersine gidiyor, fen bilgisinden deneyler yapıyor. Bir başka böyle böyle bir yılı böyle planladık. Bütün öğretmenlerimizin e, ders programına göre atölye çalışmalarını planladık ve Müşküle Köyü ile başladık. E, 2015 yılında e, başladık. E, bugün geldiğimiz noktada bir buçuk yıl e, pandemi girdi. Pandemi girdi de biraz durakladı. Geldiğimiz noktada 6 yıl e, dır devam ediyoruz bu projeye. E, altı ilçemiz var. Mümkün olduğu kadar tüm ilçeleri dahil etmek istiyoruz. Ama e, şuna özellikle dikkat etmek zorundayız. Gönüllü öğretmenlerimiz gittiği için e, uzaklık konusunda 2 saatlik, 3 saatlik gönlümüz ister. Ama öğretmenlerimizin buradaki programlarıyla çakışacağı için e, mesafeye de çok dikkat etmek zorundayız. Onun için de bir saatin, bir buçuk saatin üstünde e, köy almamaya e, özen gösterdik. 10 köyümüz var şu anda projemize dahil olan, 450 tane çocuğa dokunmuşuz orada, 200'de atölye yapmışız bu köylerde. Şunlar projemizin uygulandığı, şu anda uygulandığı köyler, Müşküle, Güngören görüyorsunuz orada, Badırga, Gökçe ve Gelemiçi bu yıl aldık. E, ...projemizde o bir buçuk yılı arayı kapatmak e, kapatmak için kendileri de talep ettiler. Bütün bunlar yasal prosedüre dayalı yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlüklerinden hem biz hem de onlar izin alıyorlar. Bu e, yine e, bir amacımız daha vardı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok hızlı konuşuyorum farkındaysan e, Dilber Hanım. Bir amacımız daha vardı... Merkezdeki, şehirdeki çocuklar hayatın, okulların sadece bu kendi bulundukları eğitim öğretim gördükleri binadan ibaret olduğunu zannediyorlar. Yokluk ve yoksulluk bilmiyorlar. Olanaksızlık bilmiyorlar. Bir de istedik ki. İkinci bir şeyimizde bu çocuklar da o çocuklarla tanışsınlar, o köyü görsünler, toprağı görsünler, toprağa dokunsunlar, hayvanları görsünler. Bir tavuk geçerken bu nedir diye soran merkezde çocuklarımız var. Bunları sizler de çok iyi biliyorsunuz. Böyle karşılıklı çok da iyi bir eğitim açısından bir proje oldu. Ee, burada e, atölye çalışmalarımızın altta tümü yazılıyor. E saydıklarımın dışında veliler de gönüllü velilerimiz de bu işin içinde olduğu için örneğin bir velimiz ben kuaförüm ne yapınız? ne yaparım dedi. E sen de e, oradaki çocukların saçlarını kesersin. E, o olağan olmayan çocuklarımız. E, yaratıcı yazma, okuma, masal anlatıcı gibi Kek yapımına kadar, kurabiye yapımına kadar bütün elimizdeki veli öğretmen anlamında ne varsa bütün olanakları o e, köy çocuklarıyla e, paylaşıyoruz. Bu yine bir e, anaokulu inşa etmiştik o. E, burada e, müzik öğretmenimizin e, bando takımından onlara bir e, çalışma yaptırmıştı. Bu fen bilgisinden öğretmenimizin yine öğretmenlerimizin deney yaptırdıklarından bir sunu, bu matematik öğretmenlerimizin yaptığı bir çalışma, bu projeyi İstanbul'dan Show TV'de program yapan bir sağlıkçı diş hekimi projeyi duymuş bizimle irtibata geçti. Sağ olsun biz de onu alarak bu köylerde sağlık taramasından geçirildi. Onunla kalmadı. O çocuklar, o tedavi, bir günde tedavi edilemeyen çocukları da aldı. Birlikte ailesiyle beraber İstanbul'da tedavilerine yardımcı oldu. Dedik ki eğitim olanaklarını, birinci amacımız eğitim olanaklarını götürmek ama ee, i̇kincisi de eğitimin sağlıklı nitelikli bir eğitim olabilmesi için fiziksel donanıma da ihtiyacı olduğu için onların giderilmesine de çekimece projesi katkı sunmakta. Bunların her ikisi de öğretmenlerimiz bir köyde e, boya badana yaparken. E, bu anaokulunu e, biz e, tefriş ettik ancak Nilüfer Belediyesi ile işbirliği içinde. Bu anaokulunun etrafı, okulun etrafı tamamen e, duvarları yoktu. Sağ olsun Nilüfer Belediyesi ihata duvarlarını yaptı. Biz de e, binanın dış e, cephesini de Nilüfer Belediyesi yaptı. Ondan sonra da biz de içini e, gönüllü velilerimizle tefriş ettik. Sonra bu e, Müşküle Köyü'nün kütüphanesi de bizden e, bu oyun parkını da yine bir paydaşımızla beraber Çekimece'ye paydaşı olan İstanbul'dan bir e, paydaşımızla gü, Güngörön e, Köyü'ne böyle bir oyun parkı yaptık. Bunlar yine velilerimiz. ...bir okulun şeyinden... ...kültürel etkinliklerimiz de var... ...İrmişsan bayramlarını... ...bazı ulusal bayramlarını... ...o köylerde çocuklarla birlikte kutluyoruz... ...oradaki çocukları... ...yine bizim okulumuza getirip burada... ...değişik etkinliklerde misafir ediyoruz... Ee, ...bunlar da onlardan bir kare... ...zeytin hasadı bu da... ...kendi çocuklarımız bir zeytin hasadı görsün istedik... Ee, ...yazarlarla buluşturuyoruz... ...Ömür Kurt... ...Tülin Kozikoğlu gibi... E, yazarlarla da buluşturduk e, bisikletlerimizi topladık kendimize ait olan yani veliler bisikletlerini getirdiler tamir ettik ihtiyacı olan köylere de götürdük şimdi e, ulusalı açılma e, durumundayız 2-3 e, yıldır bizden projeyi duyup talep eden e, öğretmenler ki genelde öğretmen camiasından geliyor bu talepler çünkü e, hem e, sosyal medyada yayınlıyoruz bu gördüğünüz isimler illere de bizden talep eden öğretmen ya da başka kişilere de bu ihtiyaçlarını temin ederek onlara gönderiyoruz. Şurada güzel bir söz vardı. Bunlar işte bir şey şeydi orada. Dediğim gibi Türkiye'ye yayılma anlamında yeni bir proje başlatıyoruz. Hisseli Harikalar Kumpanyası. Burada aynen bilenler vardır Örav gibi bazı Türkiye öğretmen ağı e, e, gibi e, çekimece öğretmen ağı oluşturmak, oradaki öğretmenlerle buradaki verdiğimiz eğitim olanaklarını o bölgelerdeki çocuklara vermek, fiziksel donanımlarını da yine buradan biz e, karşılamayı umuyoruz. Ee, Çağdaş Gazeteciler Bursa Şubesi Eğitim Ödülü aldı Fark Yaratanlar Özel ödül aldı Türk Tabipler Birliği Bursa Şubesi de Hizmet Ödülünü aldı Bu projemiz e, Bu da e, sayfamız var Çekimece diye girerseniz görürsünüz Oradaki Ergünümüz de bizim e, Bu projenin maskotudur Onun gülüşünden yola çıkarak e, Şu bir çocuğun gülümsemesinin sebebi Ya da ortağı olmak Bundan daha önemli ne olabilir ki diyeyim ve bitirmiş bitireyim. Çok değerli konuklar, ee, ben Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursa Şube Başkanı Süheyla Kaplan. Hepinize merhaba. Bugün e, yerelde eşit miyiz, e, eğitimde eşit miyiz konulu söyleşimizi e, biz de katkıda bulunmak amacıyla burada sizlerle bu söyleşimizi tamamlayacağız. Önce ben size Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden bahsetmek istiyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1989 yılında 7 aydın akademisyen yurtsever kadın tarafından kuruldu. Aysel Profesör Doktor Aysel Ekşi başkanlığında Türkan Saylan Aysel Çelik yerinde aralarında bulunduğu yedi yurtsever kadın ülkemizde bir aydınlanma e, sağlamak amacıyla çağdaş yaşamı destekleme derneğini kurdu. En büyük hedefimiz Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, e, çağdaş bireye ve çağdaş topluma ulaşmak, e, böylece ülkemizi e, çağdaş bir e, toplum haline ulaştırmaktı. Derneğimizin üyeleri ve gönüllüleriyle hep birlikte aydınlık bir geleceğe sahip olabilmek için eğitim ve kadın odaklı pek çok projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu uğurda bize kılavuzluk eden değerlerimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, demokrasi kültürü ve laiklik, hukukun üstünlüğü, dürüstlük ve güvenilirlik. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kuruluşundan bu yana okul öncesinden Yüksek öğrenim e, düzeyine kadar eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek, eğitimin niteliğini geliştirmek amacıyla çok sayıda çalışmalar yapmıştır. E, bunu şubeleriyle de e, tüm Türkiye'nin her bir e, köşesine e, yaymıştır. Bugün 120 şubemizle, 4 temsilciliğimizle Türkiye'nin her tarafında büyük bir e, gönüllü ağıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız eğitimdeki eşitsizliği gidermek. Eee bu uğurda ne kadar eee gereksiz eee varsa gereksiz eee çalışmalar varsa bunların önüne geçmek gönüllülerimizle eee Atatürk ülkelerine bağlı Cumhuriyet te sahip çıkacak eee bireyler genç kafalar yetiştirmek ve eğitimde ...çağdaş, layık, bilimsel eğitimi, eğitimde fırsat eşitliği yakalayamayan çocuklara bunu iletmek, onlara taşımak amacını gidiyoruz. Türkan Saylan hocamız bu derneği 1989'da kurulan derneğimizin 1990 yılında genel başkanlığına geliyor ve 2009 yılında, 19 Mayıs 2009 yılında... Hayatını kaybedinceye kadar e, genel başkanımız olarak e, kalıyor ve e, onun izinde de biz gönüllüler artık her türlü e, onun yapmış olduğu çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz. Türkan Saylan'ın başlattığı e, bu e, şeyde e, çağdaşlaşma projesinde Kardelenler e, projesi en çok e, ses getiren oldu. Hem ülkemizde hem e, uluslararası e, düzeyde en çok ses getiren e, bizim e, projemiz Kardelenler projesiydi. İlk e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 10 öğrenciye burs vererek başlıyor. Daha sonra e, Türkan Hocamız Anadolu'da e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çalışmalar yaparken cüzzam alanında e, Sirt e, Pervane ilçesinde kaymakam e, kendisinden 17 kız öğrenciye burs verildiği takdirde bu çocukların okuma olanaklarını devam ettireceğini aksi takdirde okuma olanaklarını kaybedeceklerini, ailelerin bu çocukları okutmayacağını söylüyor. Tabii Türkan Hoca hemen e, çevresini kullanarak bu 17 öğrenciye burs veriyor ve kendi ifadesidir. 17 öğrenciye burs veriyor ama bu neden e, 5000 öğrenci olmasın? Bizim hemen kollarımızı sıvayıp e, bu bölgedeki 5000 kız öğrenciye burs vermemiz gerekir diye çalışmalara başlıyor. E, i̇şte bu çalışmalar sonucunda Türkselle, kurumsal Türkselle bir işbirliğine gidiliyor. 5000 öğrenciye o yıl 2000 yılında e, burs imkanı sağlanıyor. Neden Ve adına da Kardelenler Projesi deniyor. Neden kardelen? Çünkü kardelen bir çiçeği bildiğiniz gibi çok olumsuz kış şartlarında karda toprağa delip, karı delip açan bir çiçektir. Kardelenler de ışığı gördüğü zaman, kardelen kızlarımız da ışığı gördüğü zaman aydınlanmaya ışığa koşan, çalışan, çabalayan çocuklardır. Şimdi biz burada eğitimde eşitliği tartışıyoruz. Siz diyeceksiniz ki hep e, Çağdaş Yaşamın yaptığı projeler kız çocuklarına yönelik e, burslarla e, çok ses getirdi. Neden kız çocukları da neden erkek çocuklarına eşit sayıda burs vermediniz? Bunu size şöyle anlatmamız gerekiyor. Burada evet biz bir pozitif ayrımcılık yapmış e, yaptık, hala da yapıyoruz, devam eden projelerimiz var. Ancak ee, o yıllarda özellikle e, ülkemizde Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da özellikle o bölgelerde ama tabii ki Bursa'mızın az önce Ayla Hanım'ın da açıkladığı gibi dağ köylerinde yani ülkemizin en e, modern bölgesi olan yerlerde de yine bir e, köy bölgelerinde e, oralarda da e, okutulmayan kızlar e, var. Erkek oranı yüzde seksen civarında okuldan faydalanırken ancak kızların yüzde yirmisi e, okuma imkanı kazanıyor. Peki e, bu durumda asıl e, toplumun gelişmesi için de ne gerekiyor? Kızların annelerin eğitilmesi gerekiyor. Aksi takdirde toplumun kalkınması, ülkenin kalkınması, hatta dünyanın kalkınması mümkün değil. Anne e, annenin doğurgan olması. Annenin çocuk yetiştirmesi, yetiştirdiği çocukların e, topluma uyum sağlaması, çağdaş olması, doğayı, çevreyi e, sevmesi, e, pek çok özelliği taşıması açısından annenin eğitimli olması gerekiyor. O nedenle Türkan Hoca burada hiç düşünmeden arkadaşlarına da bu duruma aktararak e, pozitif ayrımcılıkla kız çocuklarına öncelikle e, burs e, arama peşine düşüyor. Ve e, pek çok e, kuruluşlarla e, kız çocukları bursları sağlıyor. İşte bir tanesi Kardelenler, 5000 öğrenciyle başlayan Kardelenler projesinde en az 100.000'i bulan sayıda öğrenciye burs verilmiş. Ama tabi bunlar e, okul hayatını, e, ilk öğretim, lise, e, ondan sonra da üniversiteye geçtiğinde de üniversite bursundan yararlanabiliyor bu çocuklarımız. Bunlar e, ilk öğretimden liseye geçip liseyi bitirenin bitirenlerin sayısı e, 100 bin burs dağıtılıyor, e, 20, 38 bin civarında. E, 15 bin e, öğrenci tam olarak lise mezunu oluyor, 38 bin öğrenci burs alıyor, 1500 öğrenci de üniversiteyi bitiriyor Kardelen olarak. Düşünebiliyor musunuz 1500 öğrenciye dokunuluyor. Ve bu doğudan gelen doğu ve Güneydoğu'da bu çocuklar bu 1500 öğrenci tekrar öğretmen olarak hemşire polis olarak ülkelerine dön memleketlerine dönüyorlar ve memleketlerinde kazanmış oldukları aydınlığı e, ailelerine çevrelerine e, taşıyorlar. Ama tabii bunlarla da kalmıyor e, Türk Selim bu e, projesinin yanı sıra Aydın Doğan biliyorsunuz Doğan e, gazetecilik. A Türkan Hoca Aydın Doğan'la işbirliğine girerek Do e Doğan Gazetecilik Ça Çağdaş Yaşamı Destekleme Derli Derneği işbirliğiyle 23 Nisan 2005 yılında e Baba Beni Okula Gönder kampanyasını başlatıyorlar. Baba Beni Okula ka Gönder kampanyası çığ gibi büyüyor. 300 binin üzerinde bağışçı, 35 milyon, 40 milyon e civarında e gelir toplanıyor. Ve bunlar e, Baba Beni Okula Gönder kampanyasıyla Kardelenler gibi kız çocuklarımıza e, veriliyor. Bunun yanı sıra e, okulların iyileştirilmesi, ana sınıfların yapılması, yeni okulların yapılması projelerine de Aydın Doğan Vakfı el atıyor. Toplanılan bu paralarla. Ve e, üçüncü ve en uzun soluklu projemiz, Mercedes benzin 17 yıldır devam ettirdiği çağdaş yaşamla her kızımız bir yıldız projesidir. Bu proje kapsamında e, çok çok hala daha e, bu, 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 bu proje devam ediyor. Yalnız son yıllarda e, biraz daha e, talebin çok olması ama biraz daha seçici öğrencilere e, başvuruluyor. İşte özellikle meslek lisesinde okuyan 9. 10. sınıf öğrencileri veya anadolu lisesinde okuyan çocukları seçiyoruz. Biz genelde bu proje kapsamında öğrencilerimizi az önce Ayla Hanım'ın anlatmış olduğu kır çiçeklerinden seçmeyi tercih ediyoruz. Çünkü onlar kır çiçeklerini yurda alırken e, çok ince eliyorlar. E, de, de bayağı böyle bir de, de, denemelerden geçiriyorlar, eğitiyorlar, güzel okullara e, yerleştiriyorlar. Yani biz çıkıp da yeni bir e, şey bulana kadar e, öğrenci bulana kadar Kır Çiçeklerinde ihtiyaçlı çocukları oranın müdürüyle işbirliği halindeyiz. İsteyerek e, şu kadar öğrenci gerekli dendiği anda hemen Kır Çiçeklerinden biz öğrencileri yazıyoruz. Onlar barındırırken biz de onların haçlıkları olan Ayda 180 lira. Çok bir şey değil ama bunlar çocukların okutulması için bir sebep. Aile o 180 lirayı alabilmek için çocukların okumasına izin veriyor açıkçası. Biz de bu çocukları bu imkanlardan yararlandırmak için e, iki e, kardeş kuruluş diyorum e, böyle bir işbirliği içindeyiz. E, bunlar bizim bu üç proje. E, şeylerle bu Mercedes gibi Nike gibi e, Mercedes Türksel işte e, Aydın Doğan Vakfı gibi kurumsal projelerimiz bir de bunun dışında bireysel projemiz e, gelişmiştir Anadolu'da bir kızım var öğretmen olacak projesi bunlardan biridir burada bireysel bağışçılarımız sizler e, ne yapıyorsunuz bana işte bir öğrenci var bana beş öğrenci var veya ee, yerelde de bizim e, kurumsallarımız var. Onları da biz bu projeye e, dahil ediyoruz. Bunlarla e, bireysel bağışçılarımızın yürüttüğü... E, bu Anadolu'da bir kızım var, öğretmen olacak projesi e, ile bir sürü kızımızın okumus e, eğitimlerini devam etmesini sağlıyoruz. Nike firması da bu e, projemizi destekliyor firma olarak. Ama üniversiteye gel gelince. En en önemli, çok değer verdiğimiz kahvaltılar düzenlediğimiz gelirler elde ettiğimiz bir projemiz var. Bir ışıkta siz yakın, bir ışıkta siz yakın projesinde gençlerimizle gençlerimize eğitim desteği verirken, onların hem kişisel donanımlarını hem sosyal kültürel gelişimlerini sağlayacak çalışmalarda yaparak e, Bir Işık'ta Siz Yakın projesini başarıyla sürdürüyoruz. Bu e, projelerin yanı sıra derneğimizin bir de e, gençlik yürütme birimi var. Çağdaş Yaşımı Destekleme Derneği e, geleneklerine, göreneklerine Cumhuriyet'in değerlerine uygun bireyler yetiştirmek üzere bu gençlerimizle biz çalışmalarımızı bu gençler aracılığıyla yürütüyoruz. Yani gençlik birimimiz gençlerle köprü oluyor, çalışmalarımızı e, sürdürürken e, toplantılar yapıyor. Onlar çağdaş yaşamı destekleme derneği şubelerinin bünyesinde birer kuru, e, birim birim olarak görev yaparken biz de e, mesajlarımızı e, iletmek istediklerimizi onlarla işbirliği yaparak sürdürüyoruz. Bunlar bizim e, derneğimizin e, genel özellikleri. Peki biz yerelde neler yapıyoruz? Bursa şubesi olarak yerelde neler yapıyoruz? Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bursa şubesi 1994 yılında kuruldu. 2010 yılında ben e, Bursa Şube Başkanlığı'na seçildim. 2010 yılından beri e, başkanlık görevimi e, sürdürmekteyim. Başkanlığa seçildiğim yılda e, ilk işim, e, çünkü Uludağ Üniversitesi Görükle'de, Görükle kampüsünde çocuklarımız bizim e, daha çok e, hep orada yerleşmişler. Yurtlar orada, e, her şey orada tabii. Orada bir hayat var, üniversite hayatı var. O zaman bizim Görükle'de bir şeyler yapmamız lazım deyip ben, Başkanımız, o günkü başkanımız, belediye başkanımız, Nilüfer Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i arkadaşlarımla ziyaret ettik. Ziyaret sonucunda bizim Görükle'de de çalışma yapacağımız bir mekanımız olması, bir yerimiz olması gerektiğini e, söyledik. Böyle bir talepte bulunduk. O da bizi Görük'le sorumlumuz Gonca Hanım'a yönlendirdi. Gonca Hanım bize orada bir yer gösterdi. Biz o yeri Badanasını, boyasını yapıp biraz daha güzelleştirip gençlerimize bir mekan e, kazandırdık. Ve e, gençlerimiz orada toplanıyorlar, orada sinema günleri yapıyorlar, orada toplantılarını yapıyorlar, orada projelerini yürütüyorlar. E, orası bizim için, e, gençlerimiz için çok önemli bir e, birim, bir e, çalışma yeri oldu. E, tabii bununla kalmadı... Ben e, dedim ki madem ki gençler burada var, bu gençlerinde çok değerli gençler var. Gençlik biriminiz niye zayıf hocam diyorlar. Böyle hep beni sorguya çekiyorlar. E, tamam diyorum zayıfsa düzeltelim hadi gelin diyorum. Böyle imece usulü gençlerle e, gençlik birimimizi kuvvetlendirdik. E, burs verdiğimiz öğrenci sayılarını çoğaltıyoruz kahvaltılar yapıyoruz kahvaltılarda e, aydınları getirip söyleşi yapıyoruz bu söyleşiler çok hoşuna giden gönüllülerimizin davetlilerimizin yardımları artıyor dolayısıyla e, burslar artıyor böylece bursa şubesi kısa sürede büyüdü değerlendi değerine zaten çok değerliydi değerine değer kattı öyle söylemem daha doğru e, gençler çok güzel enerjik bir şeyler yapılması lazım bu gençlerle. Gençlik birimimiz de var. Ne yapalım dedik, şey yapalım. Biz Görükle'de bir çocuk kulübü kuralım. Çünkü e, Balat'ta Nülfer arkadaşımızın yürüttüğü bir çocuk kulübümüz vardı. Hemen Görükle'de bir çocuk kulübü kurduk, ilk öğretim okuldan e, çocuklarımızla. Gençlerle bunları birleştirdik. Çocuk kulübünde e, ders saatleri ayarladık, gönüllüler ayarladık, gönüllü öğretmenler ayarladık. Ders verecek öğretmen, öğrencilerden, öğretmen abiler, ablalar ayarladık. İşte mühendislikte okuyanlar matematik dersi veriyor. Türkçe bölümünde okuyanlar Türkçe dersi veriyor. Türkçe öğretmeni e, çıkacak. Üçüncü, dördüncü sınıfa gelmiş. Orada çocuk Türkçe dersini verdiği zaman e, son sınıfta zaten stajını yapmış olarak çıkıyordu. Yani böyle e, gençlerle e, çocuk kulübümüzdeki minikleri, ...birleştirip bir kış okulu başlattık. Bu kış okulunun da çok güzel bir kapanışını yaptık. Tabii ki bunu yaparken sadece e, teorik derslerle kalmadık. E, kültürel, sosyal yaşamlarına da dokunduk. Çok güzel e, çalışmalar yapıldı orada. Onlara resim dersleri, e, tahta boyamalar, cam boyamalar... E, ...aktiviteler gösterildi. Ve... Güzel bir kapanışla e, kapattık yaz okulu kış okulunu hemen velilerden yaz okulu talebi geldi tamam dedik hemen size bir yaz okulu planlayalım bir e, planlamayla bir aylık yaz okulu gerçekleştirdik Balat'ta işte Görükle'de yaz okulları yaptık kış okulları yaptık böyle birbirini takip eden güzel bir e, çocuk e, kulübü çalışmalarına imza atmış olduk bu arada. Beden eğitimi öğretmeni arkadaşımız Sadık Bey ile Aysel Hanım bunlar benim erkek lisesinden öğretmen arkadaşlarımdı. Hocam dediler burada çalıda çok güzel bir havuz var biz beden eğitiminde okuyan çocuklar var bunları biz yüzme öğretelim yüzme bilmeyen suya ayağını sokmamış çocuklar var dediler. Hemen gene başkana gittim başkanım bize dedim çalıdan yer verirseniz bir de araba verirseniz biz bunları taşırız Bunlara biz yüzme öğretiriz. Biz yüzlerce öğrenciyi, belki binlerce öğrenciye yüzme öğrettik. Haftanın üç günü başkan bize çalıyı açtı, araba verdi, her imkanı sağladı. Biz de öğrencileri, e, gönüllüleri katarak e, güzel bir çalışmayla e, bu e, Nilüfer'e ait köylerdeki, e, mahallelerdeki çocuklara, oradaki okuldaki çocuklara e, yüzme dersleri öğretildi. Bu çalışmalar e, uzun bir süre devam etti hala e, şeye kadar devam ediyordu pandemiye kadar pandemi de ara vermek zorunda kaldık ama tabii ki e, sadece çocuk kulübünü eğitmek yetmiyor e, o zaman dedik ne yapalım gençlere yönelik projeler e, başlattık 2012 yılında mentorluk projesiyle başladı bu mentörlük projesinde bir mentör bir de menti var mentörle mente eğitim Önce mentorlar eğitim alıyor, eğitim alan mentorlar e, başvuran mentilerle, e, kişilikleri birbirine uygun olan mentilerle eşleşiyor ve böylece mentor-menti eşleşmesiyle e, bir e, proje doğuyor. Burada bu projede kazan-kazan e, ilişkisi var yani mentor da kazanıyor, menti de kazanıyor ve e, projeyi yürüten de mentiler oluyor. Ee, ...Murat da mentilerimizden biri. Dünkü eşleşmede ee, eşleşti. Dün akşam bir eşleşme yapıldı. 44'e çıktı sayı. Geçen seneye kadar 35 olan sayı... ...bu sene çok yoğun bir taleple 44'e kadar çıktı. Bu da bizi çok mutlu etti. Mentör menti e, projesi çok çok önemli bir proje. Çocukları e, aynı meslekten mentörlerle buluşturduğumuz zaman... Onları hem iş alanına hazırlıyor hem de hayata hazırlayan. En az 10 buluşma yapıyorlar. İsterlerse daha fazla yapıyorlar. Ama tabii ki bu e, on, onla kalmıyor. Daha sonra çok uyumlu olan mentor mentiler e, hayatlarına daha sonra da devam ederek e, ...buluşmalarına devam ederek hayatlarını sürdürüyorlar. Başka bir projemiz vardı. E, daha önce yapılmıştı derneğimizde. Ama bir süre e, Sekte'ye uğramış bir projeydi. Bu Deniz Yıldızı Projesi. Nilüfer arkadaşımız çok eski yıllarda e, yapmış Deniz Yıldızı Projesini. Sonra da e, o bırakınca e, Sekte'ye uğramış. Sonra bize gelen Deniz arkadaşımız vardı. Deniz'e dedim yapar mısın? Tabii ki hocam dedi. Biz 6 yıldır Deniz Yıldızı Projesini de uyguluyoruz. Deniz Yıldızı Projesi e, yeni yöneticiler kazandırıyor. Yani üniversiteye devam eden... ...gençlerimiz Deniz Yıldızı projesini alıyor, mentorluk projesini alıyor ve hayata gerçekten çok önde başlamış oluyorlar. Deniz Yıldızı projesini şöyle yapıyorlar, yine onu Görükle'deki yerimizde yapıyoruz hafta sonları. Her haftaya bir eğitimci, uzman eğitimci alıyoruz. Orada işte o gün nöbetçi olan Deniz Yıldızlarımız... Ortamı hazırlıyor, yemeği hazırlıyor ama yemeği biz gönderiyoruz. Ama sofranın konumu. Yani buna diyoruz ki Deniz Yıldızı Projesi'nin bu sofrası. Sonra da işte uzmanımız anlatıyor, sonra resimler çekiliyor. Ondan sonra ayrılıyorlar gördüğünüz gibi. E, deniz Yıldızı Projesi'nin dışında e, çok çok önemli olan bir projemiz de bu mentörlüğü bitiren, Deniz Yıldızı'nı bitiren, ee, artık yetişmiş görüyoruz bunları. Bunlar bizim derneğimizin her türlü kültürünü almış, kendilerini yetiştirmiş mezuniyete hazır mezun olduktan sonra da iş hayatına hazır gençler. Bunları hemen yollamıyoruz. Ne yapıyoruz? Üniversiteye yeni gelen e, öğrencilere yönderlik yapın diyoruz. Yani mentorları oluyor. Birinci sınıfa gelen öğrencilerin mentorları kim oluyor? Üçüncü dördüncü sınıfa geçen mentorluk ve deniz yıldızı projelerini tamamlayan öğrencilerimiz oluyor. Böyle güzel bir akış içinde e, üniversite birden sona kadar öğrencilerimiz, e, bursiyerlerimiz, her türlü e, donanıma sahip gençler olarak yetişiyorlar. E, 6 yıl önce e, kodlamacı eğitimi e, başlatıldı genel merkezde. Biz de talepte bulunduk. Dedik ki bize de gönderin, bilgisayar e, desteği verin. Biz de bursada yaparız. Çünkü bizde mühendis çok yani bizim bu eğitimi verebilecek çok elemanımız var. Bursiyerimiz var, evladımız var. Onlar da kırmadılar. Bize hemen 10 e, tane bilgisayar gönderdiler. Burada biz kodlamacı eğitimi başlattık. Tabii kodlamacı eğitimini veren e, öğrencilerimiz mühendislik e, fakültesinden gençlerimiz. Bunlar e, hem donanımlı, her konuda donanımlı gençlerimiz. Hem de öğrenciye iyi yaklaşabilecek, e, müşfik, anlayışlı, onlara örnek olacak e, kişilerden seçiyoruz. Bunlar da tabii seçiliyor. Daha sonra bunları eğitime alıyoruz. Bilgisayarı biliyorlar ama eğitimini, mentorluk eğitimini almaları gerekiyor. Şey pardon, e, kodlama eğitimi alması gerekiyor. Kodlama eğitimini tamamladıktan sonra bunları çocukların başına, sınıfa iki ya da üç tane olarak veriyoruz. Kodlama eğitimiyle Bursa'da bütün şubelerin önünde gidiyor. Yani çok 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 başarılı. Hatta kodlama eğitmenlerimiz başka şubelere eğitim vermek için gidiyor. Çok başarılılar bu konuda. Bu projelerimizi tamamladıktan sonra artık gençlerimiz donanımlı olarak hayatı, hayata atılmaya hazır hale geliyorlar. Şimdi e, benim burada çok 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 üzerinde e, durmak istediğim bir konu var. Bakın hep anlattığım şeyde işte havuza götürüyoruz. E, ne diyorum Nilfer Belediyesi. E, araba istiyoruz Nilfer Belediyesi. Yani burada bir sosyal e, e, kurumla, bir STK ile bir yerel yönetimin çok uyumlu bir e, ilişkisini görüyorsunuz. Bu da eğer Nülfer Belediyesi bize bu olanakları sağlamasaydı biz Çağdaş Yaşam, Bursa Şube olarak bu kadar atılımı yapamazdık. Ne yaptık? Bütün bu yaptığımız çalışmalarla güvenilirlik kazandık. Güve, kazandığımız bu güvenilirlikle daha çok bağışçı kazandık. Daha çok kurumsal bağışçı kazandık. Şu anda isimlerini vermediğim başka kurumsal bağışçılarımız da var. Hem çocukların eğitiminde hem... Ee, Diğer alanda, her alanda bizi destekleyen çok ciddi kurumsal bağışçılarımız var. Ee, burada ben öncelikle, yani bizim en başta bize güvenip bizim elimizden tutan, bizle işbirliği haline e, halinde e, projelerimize ortak olan başkanımız, başkanlarımız Mustafa Bozbey'e ve e, Turgay Erdeme minnetlerimi e, sunuyorum. Onları kutluyorum bu yüce gönüllülükleriyle. Ama tabii sadece bu başkanlarımız düzeyinde değil. Başkanlarımızın e, kadrosunda çalış, çalışan bütün arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, arkadaşlarımız çağdaş yaşama çok sıcak baktılar. Ve bizi çok sıcak karşıladılar. Artık yani biz bir şey olduğu zaman başkana falan gitmiyoruz. Direkt arkadaşlarımızı aradığımızda bizim işimiz tamamen çözülüyor. Bir projemiz daha var. Bunu da e, izninizle açıklayayım. Ondan sonra bitireceğim. Türkan Hocamızın çok önem verdiği projelerden bir tanesi e, yurt projesiydi. Çünkü kızlar tamam ne yapacaklar? Bitiriyor yani e, okuyacaklar. Burs veriyoruz. E, nerede kalacaklar? Böyle 36 tane yurt yapıp e, milli eğitime bağışlamıştı. Daha sonra okullar yapıldı, anaokulları yapıldı, milli eğitime bağışlandı. Ama şu anda her şey e, tepetaklı oldu. E, çoğu imam Hatip'e dönüştü, e, isimleri değişti. Yani gitseniz Doğu Anadolu'da bir tane bir yere bulamazsınız. Yani ya yıkmışlar, adını değiştiremediklerini yıkmışlar, yıkamadılarsa İmam Hatip'e e başlamışlar. Bu şekilde bir dönüşüm e, gerçekleşti. Bunun üzerine... Ee, Tekfen Ortaklarından Akçağlar Ailesi bir yurt yapmak Kızların adına bir yurt yapmak istediler ee, Genel merkezde Bursa'ya yapabilirsin Demiş Bursa'daki e, başkan e, Gayretli yapar Yani götürür bu işi demiş Bana teklif ettiler ben Arkadaşlarıma sordum dedim bakın bu çok Ağır bir şey ben hiç işletme bilmem Olur yaparız dedi onlar da Sonra Tekfen Holding 2012 yılında bize bir burs e, şey e, binayı yaptı, yurt binasını yaptı. Yerini yine e, Mustafa Bozbeydi o zaman başkanımız yerini tahsis etti. Turgay Başkan projesini çizdirdi. Yani o kadar hızlı e, ilerlettiler ki anlatamam size. 2012 yılında biz yurdu açtık. Ama tabii hiç işletme bilmiyoruz. Ne yapacağız? Sonra sonra e, ve büyük bir özveriyle çalışarak biz bugün yurdu 105 kapasiteliydi. Doldurup hem de büyük bir aile sıcaklığı içinde pırıl pırıl çalıştırıyoruz. Örnek oldu. Bütün şu anda diğer şubeler biz de yurt yapmak istiyoruz, biz de istiyoruz diyorlar. Ama tabii o kadar kolay bana soruyorlar. Diyorum 24 saatinizi verecekseniz buyurun yapın. <laughs> öyle çünkü yani okul tamam kapatıp gidiyorsun ama yurtta öyle değil işte. Yanımızda kır çiçekleri var, biz öyle. Ben inanın e, güvenlik bulamadığım zaman orada kendim bekledim kızları yani kız çocukları gelmiş kalmış aileler bıraktı bize gitti ne yapacağım ben onları nasıl bırakayım e, bulamıyorsunuz personel bulmak zor yani çok zor şartlarda biz bugün ama oturdu her şey çok güzel oturdu yurt müdürümüz burada ona da teşekkür ediyoruz çok özverili çalışıyor hele geçen sene e, bu e, pandemide kapatmak zorunda kaldık ama bizim arkadaşlarımız hiç bizi bırakmadılar e, beklediler sabrettiler. Bu sene birazcık kapasitemizi düşürdük pandemi koşuluyla, 90 kapasiteyle götürüyoruz. Mutluyuz. E, projelerimizden mutluyuz. Gençleri seviyoruz. Gönüllülerimizi çok seviyoruz. Her e, Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. E, i̇nşallah e, kar topu gibi büyüyerek daha da güzel e, ülkemizi aydınlık günlere götüreceğimize ben de inanıyorum. Asla ümidimizi kaybetmeyelim. Ümidimizi kaybettiğimiz zaman zaten her şey bitecek ama inşallah kazanacağız biz kazanacağız.